Merhabalar, Semih Mutfağı'ndan yeni bir tarifle birlikteyiz. Bugün portakallı kereviz yemeye çalışacağız. Zeytinyağlı bir çeşidimiz. Öncelikle 3 iri boy kerevizimizi gördüğünüz gibi halka halka doğradım, incelttim. İçlerindeki sakallarını aldım gerektiğinin ve kararmaması için meyhaneye yatırdım. Meyhanemizin içinde suyumuz, bir adet limon ve bir yemek kaşığı unu çırptıktan sonra meyhanemizi hazırladım ve kerevizleri gördüğünüz gibi halka halka şeklinde yatırdım. Evet, portakallı kereviz yemeğimiz için diğer gereken malzemelerimiz, bir iri boy soğanımız var, yemeklik doğradık. 4 orta boy havucumuzu gördüğünüz şekilde doğradık, yanlarını aldık. 4 orta boy patatesimizi elma dilim şeklinde doğradık. Ana aktörlerimiz bunlar. Onun haricinde yeteri kadar kereviz yaprağımızı ayırdık. 1 su bardağı, iri bir su bardağı sıkma portakal suyumuz mevcut. 1 su bardağı kadar yemek için kullanacağım suyumuz mevcut. Bir badere otunu incelttik, hazırladık. Onun akabinde bir çay bardağı zeytinyağımız, yeteri kadar tuzumuz, bir fiske karabiberimiz, 2 adet limon tuzumuz gördüğünüz gibi, bir yemek kaşığı unumuz ve bir yemek kaşığı da toz şekerimiz. Bu yemekte bize eşlik edecek kullanacağımız ürünler. Şimdi portakallı zeytinyağlı kereviz yemeğimizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak pişireceğim hazneme zeytinyağımı bıraktım. Yemeklik soğanımı bıraktım. Güzelce geçene kadar soğanım kavurma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarım cazırdamaya başladı. Havuçlarımı bırakıyorum. Soğanlarımla beraber havuçlarım sert olduğu için havuçlarımı da bir döndüreceğim. Evet, soğanlarım güzelce suyunu havuçlarla beraber bırakmaya başladı. Bu aşamada bir yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğim unumu bırakıyorum ve güzelce karıştırarak soğan, havuç, un üçlüsünü birbirine yediriyorum. Bu aşamada patateslerimi ilave ediyorum. Patateslerimle diğer iç harcımı bir döndüreceğim. Şimdi sıra geldi. Kerevizlerimizi güzelce yemeğimizin üstüne döşemeye. Gördüğünüz gibi bembeyaz çıkıyor içindeki meyhanesinde beklediği için. Tenceremizin pişirme ünitemizin üstüne kerevizimizi bırakıyoruz. Bu aşamada artık baharatlandırmadayız. Karabiberimizi bıraktık. Limon tuzlarını beraber. Şekerimizi bırakıyoruz. Tuzumuzu bırakıyoruz. Ve akabinde bir bardak normal suyumuzu, bir bardakta sıkılmış taze portakal suyumuzu bırakıyoruz ve kısık ateşte ürünümüzün pişimini itina ile takip ediyoruz. Kerevizimizi pişme aşamasının sonuna yaklaşırken ayıkladığımız, yıkadığımız güzelce kereviz yapraklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir harmanlıyoruz ve pişimini takip ediyoruz. Gördüğünüz üzere yemeğimiz pişti. Artık son kontrolünü şu şekilde yapabiliriz. İçinde en sert olabilecek ürünümüz patates. Çünkü elma kalın dilimde doğranmış. Gördüğünüz gibi havuca gayet rahat bıçağımız giriyor. Patatesimize de gördüğünüz gibi bıçağımız gayet rahat giriyor. Kereviz zaten yumuşak pişen, çabuk pişen bir ürün. Şimdi pişimini tamamlayan bu ürünümüze dereotumuzu dolaşıyoruz.
ve bir taşımda dereotumuzda kaynatıyoruz ürünümüzü. Dereotumuzda kaynadıktan sonra kendi piştiği tenceresinin içerisinde ürünümüzü soğumaya bırakıyoruz. Zeytinyağlılarda buna dikkat etmek gerekir. Soğumadan sonra da servise alacağız portakallı zeytinyağlı kerevizimizi. Pişimini tamamlayan zeytinyağlı portakallı zeytinyağlı kerevizimizi gördüğünüz gibi servise hazırladık. Kereviz, havuç, patates kombinasyonu, portakal suyun kombinasyonuyla oluşturduğumuz bu yemek hakikaten hem hafif hem besleyici hem de çok lezzetli bir yemek oldu. Görseli de yerinde gördüğünüz gibi. Bilhassa kerevizin faydasını bilmeyen varsa özellikle kereviz suyunun kanalımızda faydalı bilgiler serimizde kereviz suyunun faydaları hakkında oldukça geniş kapsamlı bir bilgilendirme videomuz mevcut. Ona bir göz atın derim. Ayrıca kombinasyon olarak da bahsettiğim gibi oldukça besleyici bir yemek. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Semih'in mutfağında bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız.